Hoş geldiniz. Kaç saat kalacak? Ne? Araba diyorum evladım. Kaç saat kalacak? Bilmiyorum. Sabah. Evet, sabaha kadar. Oraya mı geldiniz? Nereye? Oraya. Yani oyun için mi? Evet, evet. İstersen dönebilirsin. Ne? İstersen gitmeyebilirsin oraya. Allah'ın emri değil ya. Korursun kendini. Gitmezsin, olur biter. Ne diyorsunuz siz? Gitmem lazım benim. Çay içer misin? Yeni yaptım. Ama... Gel hadi bir bardak iç. Geç şöyle otur. Niye mecbur olasın ki? Nasıl? Anlamadım. Yani evladım, niye kumara gitmek, niye sersefil olmak zorundasın? Niye iki tane kenenin sırtına yapışmasına, kanını emmesine, seni bitirmesine izin veriyorsun? Vaaz mı dinleyeceğiz ya? Ben sadece arabamı bırakacaktım. Sanki içindeki ses farklı bir şey söylüyor da. Nereden anladın? Neyi? Kumar oynayacağımı, oraya gittiğimi. Çünkü buraya hep böyleleri gelir. Gelen hepsi ceset gibidir. Cansız, ruh gibi. Ceset mi? Evet. Sadece görüntüleri kalmış burada. Akılları, ümitleri, her şeyleri o batakhanede kalmıştır. Ama onlardan kazanıyorsun ekmeğini. Evet. Ama ben paralarını çalmıyorum. Müsaadenizle gitmeliyim. Neye oynayacaksın? Neyi koyacaksın masaya? Sen haklısın. Gitmeyeceğim oraya. Evimi sattım. Yazlığımı da... Ve karıma bile söyleyemedim. Ama devam edersem çocuklarımı bile... Aman Allah'ım, çocuklarımı bile kaybedebilirim. Gitmeyeceğim. Gel de şu çayı soğutmadan içelim. Hayırlı sabahlar Peyami amca. Oo. Sağ ol evlat, hoş geldin. Bitirmişsin havuzu? Evet ya, bitirdik. İşleri iyi galiba. Ne kumarbaz varmış memlekette ya. Maalesef. Boş ver be Peyami amca. Tezgahına bak sen. Adamlar arabalarını bırakıyorlar ya. Al paranı, geç git. Değer mi be oğlum? Hayatları sönüyor hepsi. Işığa koşup yanan pervaneler gibiler. Geç otur hele. Geldi biri daha. Ne kadar? 2 milyon. Gene bekleriz. Ama iyi hallerde inşallah. Ne demek şimdi bu? Yani masadan değil de daha hayırlı yerlerden geldiğiniz zamanlar olsun diye. Sana ne be? Ne konuşuyorsun sen? Ama evladım. Bas git be. Paranı da veriyoruz, bahşişini de veriyoruz. Bir de üstüne vaaz mı dinleyeceğiz? Yine ters dediler değil mi Peyami amca? Yapma diyoruz sana, dinlemiyorsun be amca. Adamlar burnundan soluyor zaten. Sana ne? Bırak kumar oynasınlar, ziplensinler. O kodaman da söğüşlesin bunları. Layıktır bunlara. Deme be oğlum. Gözünün önünde birini ateşe atsalar elini uzatmaz mısın? Nesli tükendi senin gibilerin Peyami amca, tükendi. Hadi bana eyvallah. Tükendi. Evet ya, belki de tükendi.
Ödeyeceksin değil mi? Ama Atıf Bey, satılabilecek her şeyimi sattım. O zaman satılamayacak şeylerini satacaksın ulan. Neyi satarsan sat. Karının çeyizini sat. Yattığın yastığı sat. Şerefini, haysiyetini sat. Ne alt edersen et. Bunları bu mehreti oynamadan önce düşünecektin. İt. Buna bir hafta faiz işletin. Ödemezse gerekeni yapın. Yürü. Oğlunuz Atıf Bey. Selçuk Bey gelmiş. Gelsin canım. Onu da mı bekletiyorsunuz? Ne o bu saatte? Baba, biraz para lazım. Başka bir şey olsaydı şaşardım zaten. Ne yani? İşten güçten mi bahsetseydin? Şu kadar adamı söğüşledik, şunu hacamat ettik, şundan tahsilat yaptık. He? Ya baba. Hı? Diyorum ki şöyle hafta sonu annemi de alıp... Neyse, boş ver. Üstü kalsın bey amca. Ama bu çok evladım, lazım olur. Lazım mı olur? Lazım olur. Tabii ya. Anneme böreklik un alırım, babama da gazete falan alırım, değil mi? Çok lazım olur. Hoş geldin. Liseli veletler gibi şu buluştuğumuz yere bak ya. Sen yine bir şey mi aldın? Ne yapayım yani? Verebileceğim hiçbir şey yok dünyaya. Ben de ağlıyorum. Hem ne olacaktı ya? Ben işe girecektim. Sonra arkasında SS Mutluyuz yazan bir arabayla balayına gidip çoluk çocuğa karışacaktık. Selçuk. Babam su testisi. Su yolunda kırılacak. Ben de onun toprağa dökülecek suyuyum işte. Anladın mı? Annem için bir faturayım ben ya. Konken arası molalardaki nöbetçi oldu. Ben tüküreyim ben bu hayatın içine ya. Atıf Bey, hala müşteri var mı burada? Ne demek o? Ne olacak? Sen burada kuş sütü dağıtıyorsun. Araba bıraktığımız otoparkta bir sakallı, Nuh Nebi'den kalma bir adam yolumuzu kesiyor. Yolunuzu mu kesiyor? Nasıl yani? Günahtır, ayıptır filan diyor herif. Birkaç kişiden duydum. Bekçi gözümüzü açtı diyorlar. Kumara tövbe falan diyorlar. Sen eskiden tezgahın önünü kapattırmazdın Atıf Bey. Yaşlanıyorsun artık. Ne lan bu otoparktaki sakallı muhabbeti? Gece yarısından sonra depoya getirin şu bekçiyi. Peki.
Garaj Bey, siz sen misin Peyami? Evet. Ne oluyor? Yürü. Bizimle geliyorsun. Nereye götürüyorsun? Yürü. Ne yürü. Yaptım ben? Aç kapıyı. Aç. Çek alın o zaman. İyi be kardeşim, çek alın. Ben kabul edemem. Vermezse de kendisi bilir. Ya anlatma bana, çöz dedim işte, çöz. Bu mu herif? Evet efendim. İhtiyar. Bak ben batakçıyımdır. Kumarhane işletirim. Adam harcarım. Senin anlayacağın hem sakatatçı hem tabakçı. Sigara verin bana. Anlayacağın ben bu ömrü hayatımda çakalla da uğraştım, ayıyla da uğraştım, tilkiyle de uğraştım. Çok kurt dişi sökmüşlüğüm vardır. Ama sen nesin be adam? Kelaynak mısın? Yusufçuk kuşu musun? Tesbih böceği misin? Nesin ulan sen? Ben Peyami. Çok güzel. Peyami. Peyami ha. Çok güzel ulan. Çok güzel. Bana bak Peyami Efendi. Bir daha benim müşterilerime şöyle böyle dersen, bir daha tilki olup da benim ördeklerime tebelleş olursan, senin derini yüzer, içine saman doldururum, saman. Anladın mı beni? Ölmüş eşek kurttan korkmaz efendi. Bir daha yormayın garibanları. Siz gelin, çay içeriz. Gidin lan. İyice hacam edin şu manyağı. Kurt, ayı, tilki, köpek, insan. İnsan nerede ya? O nerede? Aşkım biraz beklesin. Bey amca ne oldu sana böyle ya? Bir kaza oldu diye. Diyelim bakalım. Diyelim. Çayın var mı? Var ama sen içer miydin bizim çayı? Aceleniz yoksa. Gideceğimiz yer mi? Öyle bir yer yok ki. Sibel, gel. Çay var. Niye öyle dedin evlat? Ne dedim ki? Gidecek yer, öyle bir yer yok dedin de. Öyle işte. Vardır, vardır. Hep dönecek bir yer vardır. Her kalbin bir ocağı vardır. Her kuşun bir yuvası vardır. Hakikatli olmasa bile hayali vardır, rüyası vardır. İyi düşün, vardır. Belki öyle. Ama yol nerede bilmiyorum.
Bulamıyorum onu. Herkes bulamaz oğlum. Ama bulmak istiyorsan arayacaksın. Başka çare yok. Çok garip ya. Güzel konuşuyorsun. Umulmayacak kadar güzel. Babamın benimle böyle bir kere konuşması için dünyayı verirdim. İnan bana. Kim? Babam mı? Büyük baba. Babaların babası Atıf Karacan. Ya demek öyle. Ne oldu? Niye güldün? Dün gece birlikteydik de. Ama neden? Ne işiniz olabilir ki? Senin baban. Baban ahlaksızlıktan beslenen, kötülükten semiren zehirli bir bitki. Peki ama korkmuyor musun? O ayrı fasıl. Önemi de yok. Ama o cendereden iki adamı kurtarsam, iki kişiye el versem o kârdır. Nasıl yani? Baban da bana bunun için kızıyor zaten. Buraya gelip park ediyorlar. Ortlak gibi. Bembeyaz suratlarıyla felakete. Babanın kurduğu yeşil masalara koşuyor. Elimden geldiğince nasihat ediyorum. Yapmayın, etmeyin diyorum. Pederin de sigortaları atıyor tabii. Öyle zahir. Baksana halime. Hoşça kalın. Ne biçim adamsın sen ya? Ne diyorsun? Hı? Bilmiyorum Sibel. Kafam çok karışık. Selçuk, kendini toplasan, her şeyi bıraksak, yepyeni bir hayat kursak. Bilmiyorum Sibel ya. Bilmiyorum. Yarın sakızlı muhallebi yiyeceğiz çocuklar. Beklerim. Adam devam ediyormuş Atıf Bey. Kim be? Neye devam ediyormuş? Şu ihtiyar. Bugün de Necmettin'e söylemiş oraya gitmeyin diye. Ne? Evet. İlgilenelim mi? Beklediğiniz kabahat. Peki efendim. Hı, dur. Birlikte gidelim. O külüstürle 7 sene taksicilik yaptım. Ama haza beyefendilikti o esnaftı. Şimdi nerede? İnsanların da acelesi var, arabaların da. Gömerim ulan seni buraya. Sakallarından tutup sürürüm seni. Manyak mısın be? Ne yapmaya çalışıyorsun? Gel lan buraya. Baba! Baba bırak onu. Baba! Bırak diyorum sana! Nesin sen ha? Ne sanıyorsun kendini? Dokunmayın lan oğluma. Haddinizi bilin. Yumruğun kuvvetli. Ama bir avuç tozu üfleyemiyorsun be evladım. Bir dirhem toz. Uyuşturucuyu bıraktım. İçtiğimi biliyor muydun baba? Biliyor muydun? Nereye gittiğimi, ne pislikler yaptığımı hiç merak ettin mi? Merak ettin mi ha? Etmedin değil mi? Bıraktım. Her şeyi bıraktım. Her şeyi. Umurumda bile değil. Eğer razı değilsen seni de bırakırım. Evladın olmayı veririm. Selçuk Karacan olmam. Selçuk olurum. Sadece Selçuk. Kendini dev sanan bir Kenan'ın oğlu olmaktan bıktım artık be. Bıktım.
Çıkın lan dışarı. Yalnız bırakın beni. Hasreti hicrinle vallaha sine suzalım bugün. Nar aşkınla tutuştum, mahzen iranım bugün. Merhamet kıl, al elim maruk isyanım bugün. Yaptığım bir alilim, bir alilim bir kesim. Muhtaç dermanım bugün, yaptığım hatalara gayet pişmanım bugün. Şefaat ya Resulallah. Ağzınıza yüreğinize sağlık Celal Efendi. Kulağımızın pası silindi. Harikaydı. Evet, gerçekten. İlk kez dinliyorum, çok etkilendim. Ben de. Ben de katılabilir miyim? Elbette, elbette. Oğlum.